Bayramlar toplumsal ibadetlerimizdir. Bir toplum olarak Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmanın mutluluğunu Ramazan-ı Şerif'in bitimiyle bayram olarak yapıyoruz. Bayramlar sevinmenin, mutlu olmanın üzerimize farz olduğu vakitlerdir. Normal zamanlarda belki hüzünlenmek, kederli olmak doğru olabilir ama bayramlarda tebessüm dağıtmak, mutlu olmak, Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bu hediyenin, bu nimetin kadru kıymetini bilmek gerekir. Çünkü 30 gün boyunca bir ay süreyle Ramazan-ı Şerif'te oruç tuttuk. Bu orucu tutabilme imkanını bize lütfettiği, bahşettiği için Cenab-ı Allah'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Görevimizi hakkıyla yerine getirebilmenin heyecanıyla bugün bayram yapıyoruz. Bayramlar hakikaten mutluluğumuzu bütün Müslümanlarla paylaştığımız çok müstesna dilimlerdir. Elbette bir yandan mutluluğumuzu bütün Müslümanlarla paylaşıyoruz. Bir yandan da dünyanın çok farklı coğrafyalarında büyük sıkıntılar altında bulunan Müslüman kardeşlerimiz var. Sudan'ından Yemen'ine, Filistin'den Myanmar'ına, Doğu Türkistan'dan çok daha farklı yerlere kadar efendim Müslümanların sıkıntı çektiği, dertlerinin olduğu yerler var. Bu noktada dünyadaki bayramlar ne kadar sorunsuz olursa olsun elbette bir yönüyle buruk bayramlardır. Ama bir yönüyle de Müslüman sevincini kardeşleriyle paylaşmalıdır. Hatta ne kadar dertli olursa olsun, ne kadar zor şartlarda bulunursa bulunsun, bayram münasebetiyle bir sevinç izhar etmelidir. Bu vakitler Müslümanlar için sevinerek ibadetin yapıldığı vakitlerdir. Yani ben bayramlarda evde oturayım, namaz kılayım, camide oturayım, namaz kılayım. Hayır. Sokağa çıkacaksın, kolu komşunla bayramlaşacaksın, akraba ziyaretlerinde bulunacaksın, ölmüşlerini hatırlayacaksın, mezarlarını ziyaret edeceksin. Yarın öbür gün biz de bu mezarlıkta yatanlarla aynı hali yaşayacağız diye bir tefekkür içerisine gireceğiz. Ondan sonra büyüklerimizin ellerini öpmeye gideceğiz, kapılarına gideceğiz. Kapısına gittin, efendim evde yokmuş, ne yapalım ben vazifemi yaptım diyerek geri evimize döneceğiz. Bugünlerde evlerde olup da kapıyı açmamak da büyük bir vebaldir. Yani bazen bakıyorsunuz yalnızlık, bireyselcilik, ferdiyetçilik öyle bir hal almış ki evde insan kimseyi istemiyor. Tek başına mutlu olacağını zannediyor. O kadar bu yalnızlık hastalığı üzerimize sinmiş ki bu asosyallik o kadar bir bariz hal almış ki korkuyor insan başka insanlarla oturup kalkmaktan, efendim sosyalleşmekten endişe ediyor. Bunlar birer hastalık, bunlar birer tedavi edilmesi gereken illet. Dolayısıyla kapımız çalındığında normal vakitlerde belki kapıyı açmayabiliriz. Efendim müsait değildir durumumuz. Ev durumu müsait değildir. Ama bizim kültürel kodlarımızda bakın evine misafir gitsin veya gitmesin herkes bir bayram temizliği yapar. Kardeşim bu bayramın niye temizliğini niye yapıyorsun? Demek ki bir misafir gelecek beklentim var ama misafir geldiğinde kapıyı açmıyorsun. İçeriye kimseyi buyur etmiyorsun. Niye? Aslında cimriliğinden de değil. Diğer vakitlerdeki alışkanlıklarımız üzerimize böyle sinmiş bir vaziyette. Dolayısıyla kapımızı açacağız. Gelenleri buyur edeceğiz. Elimizdeki imkanımızı onlarla paylaşacağız. Hatta geçenlerde bir yerde okudum. Bir misafir geldiğinde evinde et olduğu halde, dolabında et yemeği olduğu halde efendim makarna pilavla misafiri savuşturan adamın durumu nedir mahallinde bir sözdü. Selefi salihinden, tabiinden bir zata soruluyor. Diyor ki evinde daha kaliteli bir yemek olduğu halde
onu misafirden esirgeyip basit şeylerle misafiri geçiştiren, bak aç gönderen demiyor, yemeksiz gönderen de demiyor. Ya yemek var da hurma ikram etmiş. Gönderen kimse diyor, ahirete inanmamış gibidir diyor. Allah'a inanmamış gibidir. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz men amene billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfehu diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Dolayısıyla misafire ikram etmek için önce misafiri kabul etmek lazım. Misafire en büyük ikram onu kabul etmektir. Adam evine misafir kabul etmiyorsa misafire nasıl ikram edecek? Yani ben evime misafir kabul edemiyorum, kusura bakmayın, adresinize kargo yapıp göndereyim, o misafire ikram olmaz ki. Misafir olabilmesi için senin evine gelmesi lazım adamın. Dolayısıyla biz misafire ikramın ne olduğunu bilsek, yalvarır yakarır insanları evimize getiririz. Şimdi bakıyorsun adam efendim Ramazan'da iftar veriyor, lokantada iftar veriyor. Efendim filan yerde veriyor, dükkanında veriyor, evine davet etmiyor kimseyi. Niye davet etmiyor? Evlerden davet çekilmiş. Yahu bayram bari, bayramda evlere misafirler gelsin. Misafirler gelsin, misafirlere ikram etmek Allah'a ve ahirete iman ettiğimizin alameti. Eğer misafire ikram edemiyorsa bir kimse, o Allah'a ve ahiret gününe imanı ile ilgili problem yaşıyor demektir. Binaenaleyh evimize misafirler gelecek, biz misafir olarak gideceğiz. Giderken de herkes kendi bütçesine uygun bir şekilde gittiği yere hediye götürecek. Ev sahibi elindekinin en güzelini misafirine takdim edecek. Elbette çoluğu çocuğu mahrum ederek böyle bir hareket doğru değil, ama misafirin bereketiyle geldiğini unutmamak lazım. Belki çoluk çocuğumuza da ayıracağız, ama evladım misafire ikram edilir, biz şununla da yetiniriz diye, eğer anlatabileceğimiz yaştaysa çocuklarımız, bunu izah etmemiz lazım. Çocuklarda da tabii bir travma oluşturmamak lazım. Yani babam bize et yedirmez, misafire yedirir. Misafir gelmese de biz et yesek diye de bir travmaya dönüşmemesi lazım. Ama misafire elimizdeki en güzel ikramları bulunmak mecburiyetindeyiz. Her şeyden önce ikramın çeşidinden daha ziyade onun keyfiyeti önemli. Güler yüzle ikram edilmesi önemli. Burada tabii ikram derken insanın kendi bütçesini zora sokacak, efendim sağdan soldan bir şeyler alıp da ikram etmesini kastetmiyorum. Evde olanın dışında bir şeyi dışarıdan ikram diye getirmek de doğru değil. Yani öyle derler eskiler, misafir geldi sana, ansızın bir misafir geldi, evdekini ikram etmekle mükellefsin. Binaenaleyh komşudan tuz istesen o bile ayıp kaçar deniyor. Ama bunu tabii bugünün şartlarında anlamak lazım. Bir kimse ansızın bir misafir geldi, yan tarafta bir mekan var, o mekandan bir şey talep edip ikram edebiliyorsa onu talep edecek. Binaenaleyh tekellüf dediğimiz şey, yani kendi ailesi için yapmadığı bir zorluğa katlanmayacak. Ama kendisi nasıl yemek yiyorsa, yeri geldiğinde işte bakkaldan şunu sipariş ediyor, onunla akşam yemeğini geçiriyorsa, bir misafiri geldiğinde de onu yapacak. Bu noktadan hareketle misafiri Ramazan bayramı münasebetiyle bir veli nimet bilmemiz ve gelenlere de ya lütfen bayramdan sonra da gelin. Müslümanlık bayramdan sonra da devam ediyor. Hazreti Peygamber Efendimiz misafirine ikram eden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş kişidir malinde hadis-i şerifi söylerken bunu sadece bayramlar için söylemiyor. Benim Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğimin alameti size bu ikramlarım. Bundan dolayı ben size teşekkür ederim diye misafiri bir veli nimet olarak bilmeli. Misafir geliyor diye de
evlerde bir terör havası estirilmemeli. Yani şimdi maalesef belki de çocukluğumuzdan kalma travmalar misafir kabul etmeme cihetine bizi götürüyor. Aman her şey böyle tertemiz olsun, temiz olsun, şu eksik olmasın, bu eksik olmasın. Ondan sonra 40 yılın başında bir misafir gelsin. Hayır, en doğal, en sade halimizle Müslüman her an misafir karşılamaya amade olmalı. Ama bayramlar özellikle de misafir beklediğimiz vakitlerdir. Bizim de misafirliğe gittiğimiz vakitlerdir. Misafirliğe gittiğimizde de ekstra bir şey beklemeyeceğiz. Bir güler yüz bizim için yeterlidir diye düşüneceğiz. Gitmeyi bir ibadet olarak göreceğiz. Bir yerden bir yere gitmek için harcadığımız parayı Allah yolunda verilmiş para olarak göreceğiz. Binaenaleyh bayramın tadını çıkartmaya çalışacağız. Ve bayramı en fazla çocukların zihinlerinde kalıcı hale getirebilmek için neler yapabiliriz'in endişesinde olacağız. Bu nokta hakikaten önemli bir nokta. Bu noktada da insan gayret edince önemli sonuçlar elde edebiliyor. Bu duygularla ben de kardeşlerimizin bayramını tebrik etmek istiyorum. Bütün ümmeti Muhammed'e inşallah hakiki bayramları yaşayabileceğimiz günleri Rabbim göstersin diye temenni ediyoruz. Daha çok yapılacak işimiz var. Basri Hocam, bugün ümmeti Muhammed'in haline bakarak eyvah yandık, bittik, kül olduk diye ağıtlar yakmanın lüzumu yok. Yeryüzü bizi bekliyor. Yeryüzü bayramlar bekliyor. Bütün yeryüzü bayram yapmadan gerçek anlamda bir bayram yapamayız. Yeryüzünün tamamının bayram yapabilmesi için de Allah'ın sözünün egemen olması lazım. Aksi halde insanlar şeytanın peşinden giderek ben yaşayayım öbürü ölsün diye düşünürler. Bu düşünce de dünyayı yaşanabilir olmaktan çıkartır. Allah muhafaza etsin.